Bey, yine kadın hakları konusuna gelmek istiyorum. Geçen programda kadın hakları konusunda eski ahit ve daha da vahim demiştiniz. Hep yeni vahitten bir örnek vermiştiniz. Acaba eski vahitten de bir iki örnek verebilir misiniz bize efendim? Evet, öncelikle müsaade ederseniz şimdi bu konuyu ele alırken veya bu soruya direkt cevap vermeden önce Evet. yanlış anlaşılmasın. Yani bizim niyetimiz Hristiyan dinine saldırmak falan değil. Yani biz tecrübelerimizden yola çıkaraktan işte toplantılarımızda en çok kadın hakları konusunda İslamiyet'e saldırılıyor. Evet. Özellikle Hristiyanlar tarafından ve biz onlara karşılık niteliğinde veya savunma niteliğinde bu konuları ele alıyoruz. O yüzden evet, Eski Ahit'ten örnek vereyim, Kitab-ı Mukaddes. Zaten örnekler çok da, bir iki örnek Tabii, dediniz tabii, yanılmıyorsam. Zaten tabii. program şu an zaten benim elimde, biraz önce okumuştum soru sorarken, yeni anlaşma veya yeni ahit Türkçesi elimde. Biraz önceki vermiş olduğum İncil'in çağdaş Türkçe çevirisi diyor. Ondandı. Ama şu an Eski Ahit'ten bahsedilince Almanca şey elimde. Ama soru canlı gelmediği için ben de bunu, işte o kesimleri Türkçe'ye çevirme imkanım oldu. Evet. Oradan örnek vereceğim. Buyurun. O da Levililerin 11. bölümü. Pardon, yanlış oldu. Evet. Ama Levililer doğru. Ama 12. Evet, Evet. Levililerin 12. bölümünde diyor ki, yani kadınla ilgili, Rab Musa'ya şöyle dedi: İsrail halkına de ki, bir kadın hamile kalıp erkek çocuk doğurursa adet gördüğü günlerde olduğu gibi 7 gün kirli sayılacaktır. Yani çok ilginç, bir kadın Evet. hamile olup işte erkek çocuk dünyaya getirirse 7 gün kirli sayılacakmış. Çocuk 8. gün sünnet edilmeli. Sonra 4. ayet devam ediyor. Kadın kanamasından paklanmak için, yani temizlenmek için 33 gün bekleyecek. Pak sayılması için geçmesi gereken bu günler doluncaya dek kutsal bir şeye dokunmayacak. Tapınağa girmeyecek. Ancak kız çocuk doğurursa adet gördüğü günler gibi 2 hafta kirli sayılacaktır. Yani erkekte 1 hafta, kızda 2 hafta kirli sayılacakmış. Kanamasından paklanmak için 66 gün bekleyecektir. Yani böyle bir ifade var. Evet. Sonra yine Leviler 15. bölüm 19. ayetten başlayayım ben. Evet. Adet gördüğü için kan kaybeden kadın 7 gün kirli sayılacak. Burada tekrar ifade ediyor. Ona dokunan da akşama kadar kirli sayılacak. Yani kadına dokunan da kirli sayılacak. Adet gördüğü günlerde kadının üzerinde yattığı ya da oturduğu her şey kirli sayılacak. Kim kadının yatağına dokunursa giysilerini yıkayacak. Yıkanacak, yani kendi de yıkanacak dokunan kimse, akşama kadar kirli sayılacaktır. Kim kadının üzerine oturduğu herhangi bir şeye dokunursa o da giysilerini yıkayacak, yıkanacak, akşama kadar kirli sayılacaktır. Kadının yatağındaki ya da oturduğu şeyin üzerindeki herhangi bir eşyaya dokunan herkes akşama kadar kirli sayılacaktır. Adet gören kadının kirliliği onunla yatan adama da bulaşır. Adam 7 gün kirli kalır ve yattığı her yatak kirli sayılır ve devam ediyor ayet. Evet. Yani Yani buradan da anlaşılacağı üzere, yani biz bunu savunma niteliğinde söylüyoruz. Belirli bir topluluklar için gönderildi diğer semavi kitaplar. Ama Allah-u Teala onların geçerliliğini, yani belli bir dönem için geçerliydi. Ve kaldı ki insan eli deyince işte böyle, yani kulağa zaten hoş gelmiyor. evet. Böyle saçma şeyler ortaya çıkıyor. O yüzden biz bunu ifade etmek istiyoruz. Ama Allah kelamı bu şekilde değildi. Yani o toplum için gönderilen Allah kelamı farklıydı. Ama bunlar belli bir şeyleri işte kendi kelamlarına içeri koyunca, İncil'in içerisine veya Kitab-ı Mukaddes'in, farklı farklı anlamlar, farklı farklı ifadeler yer aldı. O yüzden Allahu Teala zaten bunların düzeltilmesi için de Kur'an-ı Kerim'i örnek olarak, tüm insanlığa örnek olarak gönderdi. Diğer dinler zaten İslamiyet'in öncü dinleri diyebiliriz. Tabii. Yani Kur'an-ı Kerim'le, İslamiyet'le din tamamlandı zaten. Allahu Teala da Kur'an-ı Kerim'de öyle ifade ediyor. Dini İslamiyet'le tamamladığını söylüyor. Evet. Yani dolayısıyla biz o insanları kırmadan,
kırdıysak özür dileriz. Yani iyi bir şeyle, iyi bir niyetle İslamiyet'e davet ediyoruz. Hı-hı. Çünkü Allah-u Teala diğer dinlerin tamamlayıcısı olarak İslamiyet'i seçmiştir. Evet, çok sağ olun. Çok sağ olun Cengiz Bey.